dijitalleşen işlerden hepinize merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Hazırlamış olduğumuz bu programlarda değişik sektörlerdeki dijitalleşme yolculuğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Daha önceki programlarda endüstriyel ürünler, sanayi, teknoloji gibi sektörleri ele aldık. Bugün daha keyifli, daha güzel, daha doğal bir sektörle karşınızdayız. Her gün milyonlarca insanın en doğal kaynağından ulaşan içecek sektörünü konuşacağız. Bunu konuşmak için sektörün bana göre de en eski, en değerli, en iyi markalarından bir tanesine bugün misafir olduk. Bugün Pınar Su ve İçeceğin misafiriyiz. Çok değerli bir konuğum var. Sorularımızı kendisine soracağız. Kendisi şirketin pazarlama müdürü Pelin Gülbay Özdemir. Pelin Hanım, bugün burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Bizi davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizler de. Bugün bizi ziyaret ettiğiniz için hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Hoş bulduk. Pınar da benim çok böyle yaş itibariyle baktığımda çok uzun yıllardır bildiğim çok önemli markalardan bir tanesi. Türkiye'nin de önemli sektörlerinde, değişik alanlarda faaliyet gösteren, ürün ve hizmetlerle tüketiciyle buluşan bir marka. Siz bu markanın bir kısmında, içecek kısmında tüketiciye uzun yıllardır hizmet veren çok özel markalardan bir tanesiniz. Yaşam Pınarım'da başlayan bir sloganla ürün ve hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Bence de harika bir slogan olmuş, hepimizin de kulağında kalan böyle bir slogan. Bu slogan altında Pınar içecek hakkında bize bilgi verir misiniz? Nerede başladı bu serüven? Evet. Çok teşekkür ederiz. 1984 yılında Türkiye'nin ilk ambalajlı suyu olarak aslında serüven başlıyor. Vizyoner bakış açısıyla kurucumuzun Selçuk Yaşar'ın aslında Türkiye'de birçok kazandırdığı ilklerden bir tanesi Yaşam Pınarım'da. Türkiye'nin ilk entegre et fabrikası, ilk uzun ömürlü sütü, ilk hazır mayonezi gibi birçok ilkleri kazandırdığı gibi Türkiye'de farklı su ve içecek çatısı altında da farklı ilkleri imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk vegan sertifikalı gazlı içecekleri, ilk pH seviyesi yüksek sporcu suyu ve ilk fonksiyonel vegan sertifikalı içecekleri gibi ilklere devam ediyoruz biz de. Şirketin gerçekten inovatif ve yenilikçiliğe pozitif bakış açısı sayesinde bu DNA'mıza işlemiş çevik dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bizim Pınar Su içecek içerisinde ilk başta Pınar Su olarak çıktığımız bir yolculuğa zaman içerisinde bir içecek şirketine dönüşerek devam ettik. Yıllar içerisinde su dışında, ambalajlı su dışında maden suyu, limonata, gazlı meyveli gerçek meyve suyu ve gazlı içecekler, fonksiyonel içecekler gibi farklı ürünleri de bünyemize katarak bir içecek şirketine dönüşmüş durumdayız şu anda. Pelin Hanım, size şunu sormak istiyorum. Su bizim en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Her gün bir miktar suyu hepimiz kullanıyoruz ve kullanmak zorundayız. Biz baktığımızda bir marketten su alıyoruz, evimize su geliyor ya da herhangi bir yerden ulaştığımız zaman bunu çok kolaylıkla tüketebiliyoruz. Bunun bize ulaşmasında, en doğal kaynağından bize ulaşmasında aslında muazzam bir süreç var. Bu süreci de sizler yönetiyorsunuz. Ben size bu süreçle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Daha önceki noktada baktığımızda İşte dijitalleşmenin bu kadar gündemde olmadığı bir noktada üretimden bize gelen bu süreci şimdi dijital süreç olarak nasıl yönetiyorsunuz? Evet. Aslında burada şeyden başlamak istiyorum. Yani trendler tarafında iş dünyasında hep konuşuruz. İşte geleceği şekillendirecek 10 trend nedir? Pazarlama trendleri bu sene nelerdir gibi. Bunları hepimiz takip edip okusak da aslında günlük yoğunluğun içerisinde işte gündeme ayak uydurmak için bu trendleri her zaman hayatımıza uyarlamak çok kolay olmayabiliyor. Ama biz gerçekten bu DNA'mıza işlemiş olan yenilikleri takip etmek ve kendi stratejimizin odağına koyma konusunda çok büyük çabalar gösteriyoruz. Burada da yine trendleri takip ederek dijitalleşmenin işimize nasıl adapte edebileceğine dair bir takım çalışmalar yapıyorduk. Aslında ilk başladığımız yer bu işin sipariş süreci oldu. İnsanlar damacana ya da su siparişleri verecekleri zaman bir telefon numarasından arayıp kapıya kadar hizmet alabildikleri bir
Çok aslında geleneksel, eskiden beri klasik bir şekilde sipariş verilirken biz bu süreci nasıl daha müşteri odaklı, müşteri deneyimini nasıl geliştiririz ve buradaki pain pointleri nasıl çözeriz diye aslında bir daha baştan tasarlamaya çalıştık. Baştan sona bütün müşteri yolculuğunu analiz edip oradaki noktaları da hangi noktalarda neler yapmamız gerektiğine bakarak tekrar tasarladık müşteri deneyimini. Bu dijitalleşme sürecinde pandemiden önce mobil uygulamayı hayata geçirmeye karar verdik. Mobil uygulamamızla birlikte tüketiciler artık hiçbir yere telefon etmeden, kimseyle konuşmadan Yaşam Pınarı mobil uygulamasını yükleyip kredi kartlarıyla sipariş verebildikleri bir müşteri deneyimi yaşamaya başladılar. Bu aslında pandemi öncesinde bizim süreci dijitalleştirmek için başlattığımız bir çalışmaydı. Yalnız pandemiyle beraber insanların kimseyle temas etmek istemedikleri, temassız teslimat, online ödeme gibi noktaların çok öne çıktığı bir dönem olduğu için bu trendleri takip etmiş olmanın, zamanında aksiyon almış olmanın avantajlarını da yaşadık. 400'e yakın bayimiz var tüm Türkiye genelinde. Bu bayilerin tek tek kredi kartı entegrasyonlarının yapılması, online ödeme sistemlerine adaptasyonları tabii ki bir süreç gerektiriyor. Biz de bir su markası olarak pandemi öncesinde bu çalışmayı yaparak aslında daha farklı bir yere sahip olduk tüketicilerimizin zihninde. Pelin Hanım, anlattıklarınızdan bu dijitalleşme yolculuğunuza pandemi öncesinde başladığınızı anlıyorum. Pek çok şirket bu yolculuğa pandemiyle beraber başladı ve devam ettirmeye çalışıyor. Ama sizin anlattıklarınızdan bunun müşteri davranışlarını daha öncesinden analiz ederek dijitalleşme yolculuğunuza başladığınızı anlıyorum. Peki bu süreci yönettiniz. Bundan sonrası ne olacak? Bu dijitalleşme yolculuğundaki bundan sonraki hedeflerinizde neler var? Sürekli müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü dijitalleşme ve teknoloji sürekli değişiyor. Biz de bu değişime ayak uyduracak çevik bir dönüşüm planı yapıyoruz kendi içimizde aslında. Baktığınızda mobil uygulama dışında farklı alanlarda da işimizi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin çağrı merkezi, müşteri hizmetleri merkezimizin de pandemi döneminde online bir şekilde çalışması için bütün altyapımızı değiştirdik. Şu anda hala online olarak çalışmaya devam ediyorlar. Tüketicilerimize, bayilerimize burası üzerinden online bir şekilde hizmet verebiliyoruz çağrı merkezimizde. Ve bütün bayilerimizi de aynı şekilde dijitalleştirmek üzerine farklı çalışmalar yapıyoruz şu anda. Online olarak yapabildiğimiz artık düzenli toplantılarla kendi ekosistemimizdeki bütün iş ortaklarımızı dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Peki ben bir tüketici olarak, bir müşteriniz olarak bugün bir su siparişi vermek istesem ne kadar zamanda bunu yapıyorum? Hangi süreci işliyorum? Aslında burada birkaç tane farklı kanalımız var. İsterseniz çağrı merkezimizi arayarak çok kısa bir sürede adres ve telefon bilgilerinizi vererek çok kısa bir sürede sipariş verebilirsiniz. Veya mobil uygulamamızı indirerek, Yaşam Pınarı mobil uygulamamızı indirerek tanımladıktan sonra adres bilgilerinizi, sadece burada adres bilgisi tanımlamanız yeterli oluyor. Bütün su ve içecek ürünlerimizden sipariş verebiliyorsunuz. Aynı zamanda bizim yine bu müşteri deneyimindeki bütün noktaları analiz ederken fark ettiğimiz başka bir noktada hızlı sipariş seçeneği oldu. Buraya eklediğimiz hızlı sipariş seçeneklerinden sonra da ilk siparişiniz sonrasında girdiğiniz bütün bilgileri tekrar girmenize gerek kalmadan tek bir tuşla sipariş vermenizi mümkün kılıyoruz. Bu da yine bizim gerçekten hani müşteriyi odağına alıp bu deneyimi daha iyi bir noktaya getirmek için yaptığımız geliştirmelerden biri. Bu tip geliştirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Sürekli ölçümlemelere, elimizdeki data yoğunlaştıkça o datayı analiz etmeye devam ediyoruz. Bu datadan da her gün gerçekten daha ilginç, farklı bilgiler öğreniyoruz. Tüketicilerin alışkanlıklarını, o kullanım yolculuğundaki adımlarını daha yakından takip etme şansımız oluyor. Şimdi datadan ve müşteri deneyiminden, değişikliklerinden bahsediyorsunuz. Şöyle bir soru da size sormak isterim. Müşteri deneyimi devamlı değişiyor. Müşterilerin istekleri, arzuları değişiyor. Bu bazen baktığınızda bir marka bağımlılığıyla oluyor, bazen fiyatla ilgili oluyor, bazen de ürün kalitesiyle ilgili oluyor. Pınar içecek olarak çok eski ve çok köklü bir markasınız.
Uzun yıllarda da piyasadasınız. Müşteriyi nasıl tutabiliyorsunuz? Aslında sürekli hem tüketici tarafını, hem üretici tarafını, hem de beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla çok sıkı dirsek temasında olmakla oluyor. Çok sık araştırma yapıyoruz. Tüketici tarafında da, iş ortaklarımız tarafında da. Örneğin en son bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan pandemi döneminde en başarılı dijital çözümler sağlayan marka olarak tüketim mağaları kategorisinde birinci marka seçildik. Aslında, ben de tebrik ederim sizi. Çok güzel teşekkür bir başarı ederiz. Olmuş. Çok teşekkür ederiz. Mobil uygulamamızın bunda çok büyük bir payı var. Çağrı merkezimizle müşteri deneyimini kusursuz bir hale getirmek için yaptığımız adımlarda çok büyük bir bunun payı var. Ve biz gerçekten bunu sürekli olarak bizim işimizin bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir marka olmanın en büyük aslında en büyük önem şartlarından biri bu. Bizim tarafta hem fiyat, hem ürün kalitesi, hem hizmet kalitemiz, tüketiciye dokunduğumuz her noktayı tek tek analiz etmemiz ve bunlarla ilgili sürekli geliştirme sağlamak en büyük hedefimiz, en önemli hedeflerimizden biri. Burada da aslında tüm Pınar markasının DNA'sında olan sürekli kendini geliştirmek ve yenilikleri takip etmenin stratejimizin odağını tutmaya devam ediyoruz. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Yaşam Pınarı'nda başlayan bu sloganla en doğal ürünü en doğal kaynağından tüketicilerle buluşturuyorsunuz. Elbette ki doğanın, çevrenin ve bu sürdürülebilir hayatın devamı açısından da bir şeyler yapıyorsunuz. Ben size bunu sormak istiyorum. Pınar içecek olarak sürdürülebilir konusunda neler yapıyorsunuz? Aslında Yaşar Holding grubu olarak daha iyi bir yaşam, daha iyi bir çevre için sürekli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Burada doğayı ve çevreyi koruma üzerine kullandığımız her bir damla suyun daha da azalması için her sene fabrikalarımızda, üretim tesislerimizde belli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda daha fazla çeşitli ürün üretmemize rağmen daha az atık su tüketimine geçmiş durumdayız yıllar içerisinde. Aynı zamanda plastik kullanımını azaltmak için farklı ambalaj arge çalışmalarımız oluyor. Bunlara da baktığımız zaman bütün boylarımızda, pet şişelerde özellikle %18'de %35 arasında bir ambalaj atığı azaltma gerçekleştirmiş bulunuyoruz bütün pet şişelerimizde. Aynı zamanda bu 2020 yılı içerisinde bir karbon denkleştirme projesine de imza attık ve Türkiye'nin ilk karbon nötr doğal kaynak suyu ve içeceklerini üreten firması olduk. Sürdürülebilirlik her zaman bizim en büyük hedeflerimizden biri. Bu konuda da çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Peynir Hanım, anlattıklarınızdan sürdürülebilir hayat için, doğal kaynakların en iyi kullanılması için ve bu doğal kaynakların biz tüketicilere en doğal şekilde ulaştırılması için sizlerden yeni projeler bekliyoruz. Öncelikle bu duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de bugün bizi burada misafir ettiğiniz, ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bugün buraya geldiğiniz için, bizi programımıza konuk ettiğiniz için çok memnun olduk. Sevgili izleyenler, Kapital Dijitalleşen İşler'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde İçecek sektörünü ve içecek sektöründeki dijitalleşme yolculuğunu sektörün en önemli markalarından biri olan Pınar İçecek'le beraber değerlendirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.